Tekrar geldi. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Medyascope'dan herkese. Bugünkü konuğumuz CHP AB Brüksel temsilcisi Kader Sevinç. Kendisiyle Avrupa ülkelerindeki sağlık sistemlerinden hareketle, oradaki sorunlardan hareketle demokrasi, akıllı siyaset, akıllı vatandaşlık tanımlarını, kavramlarını konuşacağız. Merhaba Kader Hanım. Merhabalar Detay Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Ben şöyle başlamak istiyorum. Bir yazınız var, Siyasetin Kanseri, Kanserin Siyaseti diye. Kendi kişisel deneyiminizden yola çıkarak Avrupa'daki sağlık sistemine dair eleştirilerde bulunuyorsunuz. Keza Türkiye'de de Çernobil vakasından hareketle, yani ben anlatmayayım zaten, size soracağım bunu. Sadece giriş olarak gecikmiş bir tiroid kanseri teşhisi alıyorsunuz 2011 yılında. Bu niçin böyle oldu? Yani niçin bu kadar gecikti? Bunu anlatabilir misiniz acaba? Yani ve buradan hareketle tabii sağlık sisteminde görmüş olduğunuz açıkları. Evet, çok teşekkür ederim öncelikle böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Yakın zamanda hepimizin bildiği gibi Dünya Kanser Günü'ydü. O vesileyle yazdığım bir yazıydı. Hem 2011 yılında teşhisi konularak tedavisi başlayan kanser deneyimimden biraz bahsetmeye çalıştım yazıda. Kanserin siyaseti, siyasetin kanseri. Hem de bütün bu süreç içerisinde gerek siyaset içerisinde aktif biri olarak, gerekse bir yurttaş olarak hem siyasetle kurduğumuz ilişki, hem siyasetin biz vatandaşlarla kurduğu yahut kuramadığı ilişki üzerinden de bu kanser deneyimini okuma imkanım oldu. Bunu da okurlarla paylaşmak istedim. Aslında şöyle oldu. 2011 yılında çeşitli semptomlar, çeşitli belirtiler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bunun için de ne yaparız? Genellikle doktora gideriz, doktorların tavsiyelerine uyarız. Bu süreç içerisinde ben de yaşadığım Brüksel'de, Belçika'da mevcut hastanelere, oldukça da alanlarında iyi olan hastanelere gittim. Ve doktorlardan gerekli testlerin yapılmasını istedim vesaire. Fakat sonuç itibariyle uzun uzun hikayeyi daha kısaltmak gerekirse şöyle bir şey ortaya çıktı. Standart sağlık sisteminin önermiş olduğu, standart olarak uyguladığı yöntemlerin bu kanserin tedavisinde, daha doğrusu teşhisinde yeterli olmadığını görmüş oldum. Ve benim kanser teşhisimin, tiroidle ilgili, tiroid kanseriydi, teşhisinin de yapılmasına sebep olan aslında bir alternatif tıp merkezi oldu sonuç olarak. Çünkü bütün yapılan standartlarda herhangi bir bulguya rastlanmazken, her şey çok iyi, siz gayet iyi durumdasınız denirken, bir alternatif tıp merkezinde bir Çinli hanımın boynuma dahi dokunmadan, biliyorsunuz tiroid şurada olan bir bez, bana çok ciddi bir sorun olduğunu, bununla ilgili hemen teşhislerin yapılması gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu anlatıyorum yazıda da. Bu bir tarafı işin, bizim bugün modern tıp diye tanımladığımız tıbbın hem alternatif tıbbı, bütün yüzyıllar boyunca geliştirilmiş olan teknikleri dışlayarak aslında ne kadar büyük hata yaptığı bir yönü. Diğer bir yönü ise Çernobil'den bahsediyorum. 1986 yılında ben Karadeniz'de, Samsun'da yaşıyordum. Çocuktum. Ve biliyorsunuz Çernobil patlaması olduğunda bütün o bölge, Marmara bölgesinin de bir bölümü doğrudan etkilendi. Ve hepimizin hatırladığı gibi dönemin siyasetçileri bu konuda yurttaşları koruyacak hiçbir önlem almadılar. Ve hatta radyasyonlu çay iyidir, bakın biz de içmiyoruz gibi telkinlerde bulundular. Bu da işte siyasetin, siyasetçinin kamu sağlığına olan ilgisini, verdiği değeri aslında ortaya çıkaran, gösteren göstergeydi. Ben bu ikisini birleştirerek o zaman siyaset toplum için mi? Gerçekten topluma hizmet için mi var? Yoksa burada bir şeyler yanlış mı gidiyor? Bu yazının içerisinde bunu sorgulamaya çalıştım. Hem geleneksel sağlık sistemimizin daha iyileştirilerek nasıl güncellenebileceği ve bunun bireylerin hayatında, yurttaşların hayatında ne tür felaketlere yol açabileceğini bildiğini, toplumsal mutluluğu etkileyebildiğini irdelemeye çalışıyorum. Hem de aynı zamanda da işte siyasetle, demokrasiyle vatandaş arasındaki kopan biraz irdelemeye çalışıyorum. Evet.
Bir de yazınızda tiroid kanserinin tek bilinen sebebinin bu olduğunu hatta belirtiyorsunuz yanılmıyorsam. Çernobil yani nükleer radyasyon değil mi? Evet, yani tiroid kanserinin bilinen tek sebebi, bunu ben değil, bu alanda çalışan enstitüler, merkezler ve benimle beraber benim tedavimi yürüten doktorumun da teyit ettiği şekilde bunların söylediği bilgi aktarıyorum size. Tiroid kanserinin bilinen en önemli sebebi, hatta tek sebebi, hayatınız bir döneminde yoğun radyasyona maruz kalmış olmanız. Tabii ki benim hayatımda da o yoğun radyasyona maruz kalma, pek çok yurttaşımız gibi o dönemde Karadeniz bölgesinde yaşayan, Çernobil patlaması sırasında Karadeniz bölgesinde yaşıyor olmamdı ve hepimizin o ilgiler ürünleri tüketmiş olmamızdı. Devletin, hükümetlerin gerekli önlemleri almamış olmasıydı. Bu nedenle pek çok insan hayatını kaybetti veya çok kalıcı zararlara uğradı. Maalesef. Evet. Buradan da siyasetin kanseri dediğiniz kısma gelmek istiyorum. Şöyle bir şeyden bahsediyorsunuz. Günümüz demokrasilerinin vatandaşın menfaatinin yerini devletin menfaatinin aldığı. Yani bu nedenle mesela devlet hastanelerinde anladığıma göre bu tetkiklerin çok gerekli görülmediği takdirde yapılmasının devlete fazla maliyet getireceği, bu yüzden de bu yola gidilmediği, bu yapıldığında da aslında fazla geç kalınmış olması gibi noktalara değiniyorsunuz. Bu devletin menfaatinin vatandaşın menfaatinin yerini almasını biraz açabilir misiniz? Yani bu durumda nasıl toplum ve devlet nasıl ilişki kurabilir? Yani tekrar nasıl siyasete katılabilir toplum ya da vatandaş? Evet, aslında bu çok eski bir tartışma. Yani devlet gerçekten toplum için mi, devlet devlet için mi gibi bir tartışma söz konusu. Devletle demokratik kurumların temsilcileriyle toplum arasında adı konmamış bir sözleşme var. Aslına bakarsanız işte Jean-Jacques Rousseau'nun zamanında toplumsal sözleşme diye tanımladı. Bu sözleşmede çok ciddi bir erozyon söz konusu. Bugün de demokrasinin, siyaset yaşamış olduğu uluslararası alanda bütün ülkelere baktığımızda demokratikleşme standartları açısından örnek verebileceğimiz ülkelerin bile bugün çok derin bir demokratikleşme sorunu yaşadıklarını, demokrasi krizi yaşadıklarını görüyoruz. Bununla ilgili, bu toplumsal sözleşmeyle ilgili çok derin bir kriz yaşanmakta şu anda. Ve işte devletlerin çıkarının, toplumun çıkarının veya vatandaşın çıkarının önüne geçmesi de aslında demokraside ve siyasette yaşanan bu krizle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şöyle açıklayayım. Ben gelişmiş sayılabilecek bir ülkede yaşıyorum. Belçika'da yaşıyorum. Ve yaşlanmakta olan da bir toplum. Belçika toplumu, Avrupa toplumları genel olarak yaşlanmakta olan toplumlar. Maalesef artık ekonomik düzen, ekonominin doğru yönetilmemiş olması, hem demokratik sistemin artık çarklarının iyi dönmüyor olması, işte sosyal güvenlik sisteminin artık yeterince iyi işlemiyor olması, geçmişteki bir takım hataların da bunda tabii ki payı var ve bugün 21. yüzyıla bütün bu sistemin adapte edilememesi, uyarlanamaması büyük bir etkisi var. Sağlık sisteminde bunun bir en temel etkisini görüyoruz bizler yurttaşlar olarak. O da şu, çok basit anlatmam gerekirse, doktora gittiğinizde doktorlara hem eğitimleri süreci içerisinde hem de görev yaptıkları süre içerisinde standart bir test yapma sınırı konuyor. Standart olarak bu testler yapılıyor ve bunun dışında, bunun ötesinde de çok da fazla geçmeleri telkin edilmiyor. Bu nedenle eğer karşılarında bu testleri de yapmaları icap edenler olursa, doktorlar her zaman üzerlerindeki baskısı nedeniyle, sağlık sistemi, kamu sağlığı politikasının yanlış tasarımı nedeniyle bu testleri yapmaktan imtina edebiliyorlar. O zaman ne oluyor? O zaman siz hasta olarak bu teşhisi ancak daha ilerlemiş bir aşamada alabiliyorsunuz. Bu olduğu zaman ne oluyor? Aslında bakarsanız devletin çıkarı daha büyük zarar görüyor. Hem yurttaşın çıkarı zarar görüyor, hem de devletin çıkarı zarar görüyor. Yani aslında kazan kazan olacakken erken teşhiste kaybet teşhisine gelmiş oluyor, senaryosuna gelmiş oluyor. O zaman siz hem çok geç teşhis almış oluyorsunuz, belki hayatınızı kaybediyorsunuz. Belki çok ağır tedavilerden geçmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun maliyeti de çok artıyor.
Devlet niye sadece standart testleri yaptırıyor? Çünkü bunun üzerine çıkacak önleyici bir takım testleri, önleyici göstergeleri görebileceği testleri yapmaktan çekiniyor, imtina ediyor. Çünkü maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyor. Halbuki bu çok kısa vadeli bir bakış açısı. O nereden geliyor? O da aslında siyasetin bozulmuş olmasından geliyor. Siyaset düzgün çalışıyor olsa, vizyoner çalışıyor olsa, çok daha yurttaş odaklı olsa, o zaman zaten erken teşhise daha fazla önem verecek ve o zaman da çok daha az yurttaş, çok daha az birey bütün bu hastalıklarda bu kadar ağır tedavilerden geçmek zorunda kalmayacak. Belki de kanser oranı veya bu tür ciddi hastalıkların oranı daha aşağıya çekilmiş olacak. Böyle bir siyaset ve toplum arasındaki ilişkinin, demokratik düzenin genel işleyişiyle ilgili bir sorun yaşıyoruz. İşte ben de tam bu noktada diyorum ki bütün dünyada gelişmiş demokrasiler dahil olmak üzere artık demokrasinin yeniden tanımına ihtiyaç var. Siyasetin de bu anlamda yeniden bir elden geçmesine ihtiyaç var. Bizim demokrasi olarak bildiğimiz şey bugüne kadar temsili demokrasiydi. Neydi? Bizler yurttaşlar olarak kendimize birer temsilci seçiyorduk. Onları parlamentoya gönderiyorduk. Onlar da bizim adımıza, bizim için en iyi olana karar veriyorlardı ve bizi temsil ediyorlardı. Ama bu aslına bakarsanız 20. yüzyıla ait bir siyaset yapma ve demokrasi modeli. Halbuki bizler 21. yüzyılın vatandaşlarıyız ve 21. yüzyılda bizim çok daha bambaşka bir demokrasi modeline ihtiyacımız var. Artık bu gömlek dar geliyor ve bu nedenle de toplumlar bu gömlekten kurtulmaya çalışıyorlar. Farklı bir demokrasi modeline, kendilerinin çok daha merkezinde olacağı, insanın çok daha merkezinde olacağı yepyeni bir siyaset modeli talep ediyorlar. Fakat bu talepleri her zaman karşılık maalesef bulamıyor. Çünkü ana akım siyaset bununla ilgili göstergeleri talep ve bu ayaklanmayı aslında bir anlamda başkaldırıyı toplumdan gelen yeterince iyi okuyamadı. Bunu Amerika'da da okuyamadı. Bugün Avrupa'nın değişik yerlerinde de okuyamadı. Bu nedenle de hareketler bu alanları doldurdular. Amerika Birleşik Devletleri'ni Donald Trump diye birisi yönetebiliyor. Veya İngiltere gibi, Birleşik Krallık gibi bir ülke Avrupa Birliği'nden bütün bu popülizmin sonucunda çıkma noktasına gelebiliyor. Yahut bakıyorsunuz Avrupa'nın değişik ülkelerinde aşırı sağcı veya aşırı solcu hareketler iktidara gelebiliyorlar. Ve bu artık demokrasinin temellerini de çok derinden tehdit eder bir hale geldi. Oysa ki toplumun istediği, işin çok daha merkezinde olacağı bir doğrudan demokrasi değil. Çünkü doğrudan demokrasi getirdiği bambaşka hem aksaklıklar var hem zorluklar var. Hem de sorunlar var. Ama çok daha derinleştirilmiş bir katılımcı demokrasi talebi söz konusu bugün toplumlarda. Ve bu talebin ancak toplumla siyaseti, toplumla demokratik kurumları, yani parlamentoları, yani belediye meclislerini, her nerede siyaset ve demokrasi işliyor ise veya işlemesi gerekirse orada vatandaşla bu kurumları birleştirecek araçlara ihtiyaç var. Bu araçlar nelerdir? Bunlar da doğrudan demokrasi araçları. Doğrudan demokrasi araçlarını kullanarak katılımcı demokrasiyi daha bütünleştirmek ve gerçekleştirmek gerekiyor. Bugün dünyadaki, dünyanın değişik köşelerindeki demokratları bekleyen en büyük zorluk bu. Bunu nasıl başaracaklar? İşte ben de arkamda gördüğünüz demokrasi 4.0 ya da bazen bunu akıllı demokrasi olarak tanımlıyorum. Bunu nasıl başarabileceğimizi anlatıyorum. Bunu başarabilmek için de birinci koşulumuz akıllı vatandaşlar. Akıllı vatandaşlar olan akıllı demokrasiyi de kurabilmemize imkan yok. Akıllı vatandaş da demek, bunu bazen aktif vatandaş olarak da tanımladıkları oluyor ama onu ben bir seviye daha üste çıkartmaya çalışıyorum. O da şu, taleplerimizi çok net bir biçimde, çok somut bir biçimde hem demokratik kurumlara hem bu demokratik kurumların karar alıcılarına ifade edecek platformları, araçları yaratmak için harekete geçmek gerekiyor. Bu bir yurttaşlık ödevi olduğu kadar aynı zamanda da bizim ve bizden sonraki nesillerin, gelecek nesillerin geleceğiyle ilgili bir mesele. Dolayısıyla bugünden itibaren bunun için kolları sıvayıp çalışmak lazım. Evet.
Peki çok özür dileyerek burada sizi böleyim. Bu demokrasi 4.0, bu 4.0'ın nereden geldiğini de kısaca açıklayabilir misiniz acaba? Tabii. Demokrasi 4.0 aslında bugün birçok şeyin 4.0'ını duyuyoruz. İşte eğitim 4.0'ı duyuyoruz, sanayi 4.0'ı duyuyoruz. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bize sanayi 4.0 örneğin bütün üretim süreçlerinin, bütün araçlarının değiştiği, sanayinin değiştiği, dolayısıyla dünyanın değiştiği, ekonominin değiştiği, ekonomi üzerinde yürüdüğü zeminin değiştiği bir dönemi, bir devrimi aslında bize müjdeliyor. O zaman bizim bundan önceki deneyimlerimize, insanoğlunun bundan önceki deneyimlerine baktığımız zaman, ister buharlı tren olsun, ister daha sonra elektrik olsun, bütün bu atılımlarda, bütün bu gerek sanayi atılımlarında, gerek teknolojik atılımlarda, bunların hemen akabinde mutlaka bir demokrasi devriminin, demokratikleşme devriminin geldiğini görüyoruz. Bizlerin hayatının siyasal olarak da, sosyal olarak da değiştiğini görüyoruz. Ve aslında halihazırda zaten değişti. Şimdi kendimizi düşünelim. Yani bizim birbirimizle olan ilişkimiz, ailemizle olan ilişkimiz, kurumumuzla olan ilişkimiz. Bir düşünelim, sadece şurada 10-15 yıl öncesine göre ne kadar çok değişti. Birbirimizle Facebook üzerinden haberleşiyoruz, artık haberleri Twitter üzerinden takip ediyoruz. Dünya vatandaşları artık bambaşka sınırların olmadığı bir alan içerisinde etkileşim içindeler. Bunun tabii artı tarafları da var, eksi tarafları da var. İşte ben diyorum ki, sanayi 4.0'ın yaşandığı, her şeyin giderek hızla değiştiği bir dünyada, o zaman bizim artık 20. yüzyıla ait demokratik kurumlara veya siyasi kurumlara, siyasi partilere artık daha fazla tahammülümüz yok. Zaten toplumun söylediği de tam da bu. Bütün dünyada şu anda yüksek sesle ifade edilen bu. O zaman ne yapmalıyız? O zaman bizim de demokrasi 4.0'ı kurmamız gerekiyor. Akıllı demokrasiyi de kullanıyorum demiştim biraz önce anlatırken. Niye akıllı demokrasi? Çünkü etrafımızda her şeyin akıllandığı bir dönemde. Neden bahsediyorum? İngilizcesini söyleyecek olursak, smartlaştığı bir dönemdeyiz. Yani işte akıllı telefonlarımız var, akıllı binalar var, akıllı kentler karşılıyor dünyanın her yerinde. Vatandaşlar da artık daha akıllanıyor. Bütün bu demokrasi talebinin arkasına yatan şey o. O zaman bizim demokrasimiz de daha akıllı hale gelmek zorunda. Daha vatandaşı merkezine alan bir demokrasiye dönüşmesi lazım. Evet. Peki bu noktada vatandaşlar nasıl katılımcı demokrasiye, akıllı demokrasiye intibak edebilir? Yani ne gibi platformlarda bir araya gelebilir? Somut örnekler verebilir misiniz Avrupa'dan ya da Türkiye'den? Aslında şu anda hali hazırda gelişmekte olan birçok platform var. Yani Türkiye'de de bugün yaygın olarak bulunmakta olan örneğin Change.org gibi insanların işte imza toplayabildikleri, imza kampanyaları yapabildikleri platformlar bunlara örnek olarak verilebilir. Ya da vatandaş bilgilendirmesi ile vatandaşın doğru bilgiler üzerinden, teyit edilmiş bilgiler üzerinden harekete geçmesi ve bununla ilgili bir karar oluşturabilmesi seçmen olarak bunu destekleyen platformlar, örneğin Türkiye'deki örnekleri, dünyada birçok örneği var ama Türkiye'deki örnekleri doğruluk payı gibi, teyit gibi birçok platform var. Bunlar da yine vatandaşların aslında hem doğru bilgilendirilmesi, bu çok önemli bir aşama tabii akıllı demokrasinin, doğru bilgi olmadan işte bugün sahte haberler tartışması dönüp duruyor ya, Amerika'dan tutun Avrupa'nın değişik yerlerine. Bundan arındırılmış, doğru, bilgi temelli, teyit edilmiş bilgiler temelli karar alabilmesi vatandaşın çok önem taşıyor. Bu birinci aşaması. Dolayısıyla vatandaşın zaten son derece komplike olan, son derece karmaşık olan bütün bu yasama süreci içerisinde, bütün bir siyasa yapma süreci içerisinde konuları net olarak anlaması, bilgilere bakıp gitmesi ve bununla ilgili karar verebilmesi lazım. Bu tür araçlar var. Bunlar kullanılabilir. Yine sosyal medya üzerinde çeşitli araçlar var. Mevcut sosyal medya araçlarına entegre edilmiş
çeşitli uygulamalar olduğu gibi. Örneğin Amerika'da Countable diye bir platform var. Bunun değişik örnekleri var ama ben size ondan bahsetmek isterim. Örneğin Countable'da siz Kongre'nin, Senato'nun önüne gelen bütün yasama süreçlerini inceleyebiliyorsunuz vatandaş olarak ve bunlar basitleştiriliyorlar. Yani sizin önünüze bir anda bir karmaşık ve son derece bürokratik bir yasama metni yerine sizin bir vatandaş olarak tıpkı harcamadan anlayabileceğiniz, okuyabileceğiniz ve karar verebileceğiniz bir metin ortaya çıkıyor. Siz de bunu okuyarak evet veya hayır diyebiliyorsunuz ya da kendi milletvekilinizi arayabiliyorsunuz, kongre üyenizi arayabiliyorsunuz, onların örneğini vermek gerekirse ona mesaj gönderebiliyorsunuz, videolu mesaj gönderebiliyorsunuz ve bu etkileşimi orada diğer yurttaşlar da görebiliyorlar. Aslında ne yapılmış olunuyor? Böylece bir online vatandaş, yurttaş agorası forumu oluşturulmuş oluyor. Bu son derece değerli bir örnek diye düşünüyorum. Ama benim arzu ettiğim, benim gönlümde yatan bunu daha da geliştirebilmek. Örneğin büyük verinin ve yapay zekanın da daha etkili kullanılacağı, yapay zeka ile ilgili biliyorum bugünlerde birçok tartışma var. Yapay zeka hayatımızı ele mi geçirecek, robotlar dünyayı işgal mi edecek, insanlık son mu bulacak gibi tartışmalar da var bir taraftan biliyorum ama yapay zeka tüm teknolojilerde olduğu gibi doğru kullanıldığında çok devrimsel sonuçlara yol açacak. Dolayısıyla siyasette de, siyasetin iletişiminde de, katılımcılığın sağlanmasında da tüm bu teknolojilerin ben çok önemli bir fayda yaratacağını düşünüyorum. Örneğin şu anda Avrupa Parlamentosu seçimlerine doğru gidiliyor. 2019'da Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılıyor. Avrupa Parlamentosu'nun en son yapılan seçiminde katılım tarihi bir düşük seviyede gerçekleşti. Neden? Çünkü yurttaşlar Avrupa'nın değişik yerlerinde Avrupa Parlamentosu'nun demokratik temsil gücüne yeterince inanmıyorlar. Bunun çeşitli sebepleri var. Örneğin Avrupa Parlamentosu'nun yeterince kendilerini temsil etmediğini düşünüyorlar. Yahut Avrupa Parlamentosu'nun onların ulusal demokratik sistemi içerisinde, yasama süreci içerisinde büyüklüğünün farkında değiller. Yani bilgi eksikliği konusu. Kurumların da Avrupa Parlamentosu gibi kurumlarında yurttaşlarla iletişim kapasiteleri son derece sınırlı. Çünkü bütün yapılanlara rağmen hala 20. yüzyılın kurumlarılar, hala 20. yüzyılın metotlarıyla çalışıyorlar. Bunu biraz açmak gerekirse, mevcut dünyada demokratik kurumlar, siyasi kurumlar nasıl çalışıyorlar? Aslında bir monolog üzerinden çalışıyorlar. Neden bahsediyorum? Neden monolog? Çünkü siyaset kurumları bugün Batı dünyasında da siyasetlerini, tamam bazı danışma süreçleri var ama genel olarak kendi siyaset kurumları içerisinde karar alma mekanizmaları var, işte yönetim kurulları var. Ondan sonra bunun dışında işte bizim Türkiye'de parti meclisi diye tanımladığımız falan yine temsil kurumları var. Bunlar içerisinde oluşturuyorlar. Vatandaş için tanımlanmış, Avrupa'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de tam olarak vatandaş için tanımlanmış, seçmen için tanımlanmış, üyeler için tanımlanmış bir alan yok. Dolayısıyla bu ikisini birleştirecek alan yok olduğu durumda. Ne oluyor? Parti meclisleri veya yönetim kurulları tarafından oluşturulmuş olan politikalar o zaman basın bildirileri, tabii Türkiye'de bu işlemiyor çünkü basın kalmadı. Sizleri de bu arada Medyascope ekibi olarak kutlamak isterim. Çok girişimci, sosyal girişimci, yenilikçi bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Zorunluluklardan ötürü tabii Türkiye'deki medya ortamı nedeniyle. Batı dünyası ne oluyor? Bunlar basın bildirileri üzerinden topla duyuruluyor. Belki işte e-bültenler yapılıyor, şekilde duyuruluyor. Ondan sonrası yok. Dolayısıyla monolog işte doğru da başlıyor. Bizim yapmamız gereken şey bunu daha siyaseti oluşturduğumuz, daha doğrusu siyasa demek gerek, siyasayı oluşturduğumuz noktadan itibaren vatandaşın içinde olacağı, parçası olacağı bir modele dönüştürmek lazım. Yoksa vatandaş şunu diyor, bir saniye, ben gittiğim restoranda söz sahibiyim, ben
İşte bir şey satın aldığımda veya herhangi bir derneğe üye olduğumda oradaki gelişmelerle ilgili yeri geliyor sosyal medya üzerinden tepkimi gösteriyorum. Yeri geliyor değişik başka araçları kullanarak bunu yapıyorum. Ben 21. yüzyılın vatandaşıyım. Ve diyor siz demokratik kurumlar. Beni temsil ediyor, bizi söylüyorsunuz. Ben daha fazla temsiliyetle yetinmek istemiyorum. Ben vatandaş olarak buradayım ve bizzat bu sürecin parçası olmak istiyorum. Aslında talep tam bu noktada. İşte burada da bizim hiyerarşik olan bu demokratik kurumları daha yataylaştırmamız çok çok önem taşıyor. Ve aynı zamanda da bu kurumları daha etkileşimli hale getirmemiz gerekiyor. Evet, tam da buraya gelmişken sizin bu yaptığınız atölye çalışmaları var bir de sanıyorum 2014 itibariyle bu Demokrasi 4.0 başlığında yani bu çerçevede. Biraz bu atölyelerden bahsedebilir misiniz? Uluslararası bir atölyeler yani bunlar anladığıma göre yazınızda bahsediyorsunuz. Görsel öykü çoğaltmak ve ortak düşünce yalınlaştırmak gibi ifadeler de var. Bunlar dikkat çekici. Bunları açıklayabilir misiniz acaba? Yani ne yapılıyor tam olarak bu atölyelerde? Şöyle, çok iyi oldu bu soruyu sordunuz. Demokrasi 4.0'da ve akıl demokrasi bu bir uluslararası bir inisiyatif. Ve vatandaş olarak da bizim demokratik kurumlarla kurmakta zorlandığımız ilişkiyi hem daha iyi teşhisini koyabilmek, bunu da vatandaşlarla yapabilmek ve bunun üzerinden de çözüm önerileri yaratabilmek için ortaya çıkmış, yola çıkmış bir inisiyatif. Yani benim Türkiye'deki deneyimim hem vatandaş olarak hem siyaset dünyasının içindeki biri olarak hem ulusal siyasette hem de aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğum Avrupa İlericilerinin Partisi PES içerisinde de 10 küsur yılı aşkın bir deneyimim var. Dolayısıyla konuya hem biraz vatandaş boyutuyla hem de aynı anda da siyaset dünyasının demokratik kurumların içerisinden bakabilen biri olarak yaklaşmaya çalışıyorum. Bugüne kadar dünyanın değişik yerlerinde ve aynı zamanda Brüksel'de dünyanın değişik yerlerinden, değişik bölgelerinden yurttaşlarla beraber atölyeler gerçekleştirdik. Temel soru şu: demokrasinin bugünkü halinden memnun musunuz? Çoğunlukla yanıt hayır. Zaten bunu rakamlarla da görebiliyoruz. Yani Türkiye'de en az güvenilen kurum siyaset kurumları, meclis. Aynı şekilde bu tablo çok farklı değil. Almanya'da da baktığımızda benzer sorunlar var. Avrupa'nın değişik yerlerinde de aynı. Avrupa Parlamentosu ile ilgili biraz önce örneği verdim. Örneğin Eurobarometer'ın bir araştırma kurumu var. Onların yaptığı en son araştırmalardan birinde %71 oranında Avrupa vatandaşları siyasetin bozulmuş olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla çok derin bir güven sorununa işaret ediyor. İlk sorumuz bu. Yani siz demokrasiden beklediğinizi alabiliyor musunuz vatandaş olarak? Yanıt genellikle hayır. O zaman nerelerde sorun görüyorsunuz? Hangi konularda sorun görüyorsunuz? Ve sizin beklentiniz ne? Bunu araştırmaya yönelik bir atölye çalışmasıydı. Tabii ki dünyanın değişik yerlerinden katılan insanlar çok farklı perspektifler getirdiler. Ama temel mesaj hep ortaktı. Sizler 21. yüzyılın vatandaşları olarak dünyanın neresinden olursak olalım katılım süreçlerinde bütün bu karar verme süreçlerinin içerisinde çok daha fazla katılımcı olmak istiyoruz, bilgilendirmek istiyoruz idi. Ve ne yaptık? Benim kendilerine yaptığım bir sunum var. Getirdiğim çeşitli çözüm önerileri var. Bunların içerisinde teknolojik araçlar var. Örneğin vatandaşları nasıl siyaset kurumuna daha iyi entegre edebiliriz anlattım. Nasıl hiyerarşiyi azaltabiliriz siyaset kurumlarında, böylece topluma daha yatay, daha kolay iletişim kurulabilir, yapılar sunabiliriz. Veya bizler demokratik kurumlarda ve siyasi partilerde mimarinin gücünü kullanarak, bugüne kadar hep faşistler, hep aşırılar, diktatörler bunu kullanmıştır. Ama bizler ilerici, demokrat insanlar olarak nasıl mimarinin ve tasarımın gücünü kullanarak bütün karar alma süreçlerimizi daha fazla vatandaş odaklı hale getirebiliriz. Bunları anlattığım örnekler başlıyor. Burada zamanımız yok hepsine girmek için ama. Ve ondan sonra da yaptığımız tartışmalar, atölyelerin sonunda yaptığımız tartışmaların sonucunda ben kendilerinden bir şey rica ediyorum. Bu iş için hazırlanmış kartlarımız var, posta kartlarımız var. Onlara bu mesajlarını yazmalarını istiyoruz. Ve ondan sonra da bu mesajlar
Sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden, Twitter'dan bizi takip etmek isteyenler Smart Democracy hesabımızdan takip edebilirler. Oradan da bu posta kartlarını paylaşıyoruz. İsteyen isimlerini yazabiliyor, isteyen yazmıyor. Şimdi niye posta kartı? Niye kartpostallar kullanıyoruz burada? Çünkü posta kartı, kartpostal 21. yüzyılın, bir önceki yüzyılın aslında iletişim aracı. Benim de çok sevdiğim bir iletişim aracıdır, ayrı. Ama aslında biz 21. yüzyıldayız. Niçin kartpostalları postaya vermiyoruz? 21. yüzyılın aracı üzerinden bunları paylaşıyoruz ilgili muhataplarıyla. Çünkü işte tam da buradaki bağı vurgulamaya çalışıyoruz. Görsel öykü çoğaltma diye tanımladığımız şey de bu. Artık demokratik kurumların, meclislerin, belediye meclislerinin, seçimin olduğu her şeyin daha fazla 20. yüzyıl stilinden çıkıp 21. yüzyıla adapte olması gerektiği mesajını, ki bu ortak mesajdı bütün atölyelerimizde, bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Artık bu monologdan çıkılmak bir diyaloğa dönüşmeli, toplumun merkezde yer alacağı bir karar alma sürecine doğru evrilmesi gerekirdi. Evet. Çok teşekkür ederiz Kader Sevinç. Yayınımıza konuk oldunuz ve akıllı demokrasi hakkında bizi bilgilendirdiniz. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa burada yayını bitiriyoruz. Belki birazcık şu somut araçlardan bahsetmek çok iyi olabilir ki izleyicilerimizin zihninde daha da netleşmiş olsun konu. Bütün bu karar alma süreçlerine dahil olmalar ama nasıl dahil olacaklar? Şimdi benim örneğin Amerika'da geçen yaz New York Üniversitesi'nde yaptığım bazı çalışmalar oldu bununla ilgili. Oraya akademik üyesi olarak Demokrasi 4.0'ı geliştirmek üzere davet edilmiştim. Şöyle bir araç üzerinde şu anda çalışıyoruz. Bunun fikir altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz ve ondan sonra da uygulamaya geçerek küresel düzeyde bir etki yaratabilecek bir şey ortaya çıkartmak amacımız. Yapılmak istenen şey şu, bu tabii sadece teknoloji boyutu, diğer boyutları ayrı, önce saydığım boyutları. Yapılmak istenen şey şu, ben bir vatandaş olarak evimin konforunda da oturduğum yerde mecliste ne oluyor, ne bitiyor, bunu takip edebilirim. Benim oy verdiğim siyasi partide ne oluyor, ne bitiyor, üyesi olduğum siyasi partide ne oluyor, ne bitiyor, hangi kararlar şu anda süreç içerisinde ve gelişmekte ve hangi aşamada? Bu işte saydamlık, bu hesap verebilirlik boyutu. Birincisi bu boyutu getirmek istiyoruz bu araçla. İkincisi bunların benim anlayabileceğim dile, basitliğe gelmesi lazım vatandaş olarak. Onların daha basitleştirilmesi, yalınlaştırılması bu ikinci aşama ve mutlaka bilgi temelli olması. Örneğin herhangi bir politika konusu oluşturuluyor, bir politika belgesi oluşturuluyor. Diyelim ki hamilelik süreci içerisinde izinlerin nasıl düzenlendiği, sadece anneye mi, anne ve babaya, her iki ebeveynine de izin hakkının tanınıp tanınmayacağı ile ilgili bir siyasi parti kendi pozisyon belgesine, kendi siyasetini oluşturuyor diyelim ki. Ben vatandaş olarak burada onun hangi süreçte olduğunu ve temel argümanların neler olduğunu, aynı zamanda da buna siyasi parti içerisinde karşı çıkanların da temel argümanlarının neler olduğunu görebileceğim basit, net, yanıt bir tablo. Yani saydamlık ve basitlik değil mi bu kısaca? Sadece saydamlık ve basitlik değil. Bu işin bir tarafı. Bunu cebinize getirebilmek, demokrasiyi cebinize sokabilmek aslına bakarsanız. Evet. Ve akıllı telefonumu ben açtığım zaman bu karar mekanizmasının içerisinde vatandaş olarak benim rolümün tanımlanmış olması ve benim de buradan hayır, bu uygulayacağınız politika, bu oluşturacağınız politika doğru değildir, şu 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 nedenle benim deneyimim bunu gösteriyor diyebilmem ve en önemlisi bunun da karar mekanizmasına, o belgenin oluşturulmasına, o siyaset belgesinin oluşmasına bir katkı olarak girdiğinden de emin olabilmem. İşte burada bu vatandaş baskısı, bu toplum baskısı hem demokratik kurumları yeniden biçimlendirecek, yeniden şekillendirecek, hem daha hesap verebilir kılacak, hem de artık demokrasi, artık siyaset toplum için değil, toplumla beraber yapılan bir şey haline gelecek. Evet, çok güzel özetlediniz. Tekrar çok teşekkür ederim Kader Sevinç.
Brüksel temsilcisi, CHP Brüksel temsilcisi Kader Sevinç'le akıllı demokrasi üzerine konuştuk. Akıllı demokrasi ya da akıllı vatandaşlık. Demokrasi 4.0 diğer bir deyimle. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İyi akşamlar diliyoruz.